Merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Şimdi şey yapalım. Bizim günlük olarak hisseleri ucuzdan pahalıya doğru sıralayacağımız sistemde en son 28'inde almıştık. Yani dün sistemde şöyle ucuz ve pahalı olan hisselere bakalım. Şöyle yenile diyorum. Bunu nasıl yaptığımı daha öncelerde göstermiştim. Yani ucuz olan yarın tavan gidecek hisseleri bulacağız arkadaşlar burada. Yani kendimizi övmeyelim. Tavan gitmeyebilir de ama tavan gitme ihtimali çok yüksek olan hisseler gözümüzün önüne çıkacak. Yani bugün bilanço açıklayan hisseler gözümüzün önüne çıkacak. Ama şöyle bir şey. Bu site yani şu Fintablis dediği site. Bu site şey yaptıysa yani verileri düzgün bir şekilde girdiyse, girmediyse, yanlış bir veri girdiyse bizim veriler de yanlış oluyor genelde. Yani mesela genelde yabancı para pozisyonlarını sonradan giriyorlar. Bir gün sonra falan giriyorlar yani. Geç giriyorlar. Yani şöyle geliyoruz, geliyoruz. Şu kadar. Evet, şunları şimdi hesaplattık burada. Şimdi bunu ben alıyorum, başka yere taşıyacağım. Ucuz olan hisseleri yani bugün kapanış itibariyle ucuz olan hisseleri biz bulmaya çalışacağız. Hani bugün kapandı, bir de bilanço açıklayanlar var arkadaşlar. Bilanço açıklayıp da ucuz olan hisseleri bulmaya çalışacağız. Sürekli bilançolar açıklanacak. Şimdi ben şuradan filtre uygula diyorum. Hatta şöyle yapalım. Bunu da farklı kaydedelim. Yine bugünkü de 29. En son 28'inde kaydetmişik. Bunu da kaydet diyelim arkadaşlar. Şu 28 olanı silelim artık. Bundan sadece veri almak için açtık. Şimdi bu filtrelemeyi hesapladık. Özel hesaplama küçükten büyüğe doğru diyoruz arkadaşlar. Bu önemli olan. Şimdi ben gayrimenkulleri istemiyorum. Yani gayrimenkuller kendi içinde farklı değerlendiriliyor. Daha önce konuşmuştuk. Holding istemiyorum. Yani holdingler farklı arkadaşlar. Şimdi küçükten büyüğe doğru bakacağız. Burada küçük rakamlara gelen şirketler, yani bir de bilanço açıklayıp da küçük rakama gelen şirketler muhtemelen şey yapacak yani. İyi gidecek. Şu ADS gayrimenkulü alacağım bunu da. Perakende diye geçiyor bu. Faaliyet alanı değişti galiba. Senkrom yani şu an mesela İndes, Tuğ Çelik, Tuğ Çelik var. Mercan, Vestel, Kuyaş, Bossa var. Arkadaşlar Bossa 4.2. Bossa açıkladı mı ona bakalım. Pinterest'ten Bossa'ya bakalım. Bossa açıklandı mı? Evet, açıklanmış %10 olmuş. Neyse. ARD, Orbe, Ereğli, Angen, Deva, İsmen, Tezol, Ucim, Kartek, Cusa, Metire, Petum, Aselsan. Alfa. Evet. Böyle bir şekilde ama burada bizim istediğimiz hisseler yok. Neden acaba? Evet arkadaşlar ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki buradan şu hesaplamaya göre hesaplayamıyorum ben. Sinirlerim bozulmaya başladı. Neden yok? Sisteme eklememişler. Yani ben sistemden çektim ama bizim istediğimiz hisseler yok. Mesela CMTS açıkladı. CMTS yazalım. CMTS açıkladı ama yok. Yani sisteme giremiyor. Yani sisteme ulaşamadık. Biz buradan çektik ama verileri şuradan şu siteden çektik ama bu sisteme mesela son bilançolar diyor arkadaşlar. Burada biz iyi olan bilançoları görmek istedik ama ulaşamadık. Yani mesela bunun şunun bilançosuna ulaşamadım yani. Yarın sabah şunun bilançosu güzel geldi ama ulaşamadım. Niye? Sistemde yok arkadaşlar. Yani sistemde yok öyle söyleyeyim. Yani burada gözüküyor ama açıklamış gözüküyor ama bunları verileri çekmeye kalktığım zaman Excel'e çekemiyorum. Yani bir gün 2 gün sonra eklenir. O da iş işten geçtikten sonra neyse. Mesela ben bu bilançoyu beğendim arkadaşlar. Bizim yatırımlarımızın olduğu bir şirkette.
Ben yani mesela şöyle bir hesaplama yapıyorum ben. CTL artık onu yapmıyorsa 2,02 bölü ne diyecektim? Şöyle 67. 67 diyorum. Bu hesaplamanın aynısı. Yani 3'e gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Bu şey buralarda olması gerekiyordu. 3 tam buraya gelmesi gerekiyordu. Burada var mı? Yok. Yani yok. Sektörleri filtrelerini temizle diyelim. Şimdi var mı karşımıza üçlerde var mı böyle bir şey? Sekron sorunu, Konka, Çimsa, Bera, İnters, Rester. Neyse. Bossa aşağıya inmiş arkadaşlar. Yani bu aşağı indi. Yani zaten iyi gelmiş bilançosu. Neyse şimdi bu sistemi kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben buradan baktığımda nasıl bir ne kadar şey iskontolu hale geldiğini görüyorum. Bu iskontolu hale gelen bir şirket. Sonra şöyle son bilanço. Son bilanço. Şöyle diyelim. İskontolu daha önce bakmıştım. Goodyear, Turkcell, Seyitler, Afyon, Nivaç. Tabi bunların içinde de iskontolu olan vardır da benim takip ettiğim DSP ise açıkladı. O iskontolu hale gelmedi. Son bugün açıklananlara bakalım yani. Altıysak, Goodyear, Enerji sayı bakalım arkadaşlar. 2'ye 26. Yani çok iskontolu değil. Enerjisa. Seyitler kim ya? 3'e kaçıyor. Çok değil. İyi iskonto yapmış. Goodyear'e bakalım. Goodyear 1,96'ya 31. Evet arkadaşlar. 1,96'ya. Yani Goodyear, burada Goodyear de mi yok? Altılarda olması gerekiyor Goodyear. CTRF diyelim. Evet arkadaşlar işte bugün bilanço açıklayanları sistemlerine ekleyememişler. Yani burada gözüküyor ama bir değer bunların arka plandaki sistemlerinde yok. Excel olarak çekemiyorum. Bu da beni kızdırıyor. Neyse. Gevint'e bakalım arkadaşlar. Gevint 3,88. Güzel. Beğendim. Ama hani böyle yarın gidecek dediğim zaman Cem teyzeyi görüyorum burada. Woody, Enerjisa, Egeser'e bakayım. Yani Egeser 2,2 düzenli bir şekilde evet gidiyor yine. Yani bu şey olarak böyle çok ağır başlı gidiyor, güzel gidiyor, sağlam gidiyor. Yani destekli gidiyor. Egeser her zaman beğendiğimiz bir şirket. Comfort arkadaşlar, Comfort'tu şey. Güzel açıkladı. Comfort'ta 2,5'a yani 40 oldu. Güzel. Comfort'ta beğendim. Sonra Comfort Yunsa'yı beğendim arkadaşlar. Yunsa'yı daha yeni bakmıştım. Yani 4,39'dan 26'dan 80'e gitmiş. Ve F 4,39 80. Evet yani ucuz hale geldi Yunsa. Yani gün sayı beğeniyoruz. Güzel yani. Bir daha bakayım. Ucuz hale geldi arkadaşlar. Şu an için ucuz hale gerçekten ucuz hale gelmiş. Yunsa, Cem teyze, Egeser, Comfort iyi, Yunsa iyi, Ege Profil. Ege Profil'e bakalım arkadaşlar. Bu da ucuz. Değil mi? 31,80, 37. Ege Profil de iyi. 37. Şöyle bir hesaplayalım. Evet, bu da ucuz. Yani bunların %20'lik, %30'luk bir marjları var arkadaşlar. Daha bu %20-25 yukarı kadar gider. Ondan sonra şey bunun var yani. Ama mesela Yunsa'nın yok zannedersem. Çünkü Yunsa şuradan bakıyoruz. Yani zaten bu böyle
uçmuş, yarın bir gün bu adamlar kar yapanlar senin eline verir yani olsa da. Onun için yani heyecana gerek yok. Yani destekli değil Yunus'a, onu da söyleyeyim. Destekli değil dedim. Yani güzel karları beğeniyor ama yani sürdürülebilir mi? Bunu da tartmak lazım. Ama çok güzel şey, bilançosu çok güzel yani Yunus'a. Bugünkü güzel bilançoları açıklayalım. Yunus'a güzel. Comfort'u beğendim. Egeser zaten hep güzel getiriyor. Sonra diğerleri şey, çok yüksek olanları söyleyeceğim teyze. Bunları beğendim. Bizim yatırımımız bir tek bunda var. Evet. Bir de şeye bakalım. Bugünkü durumlara bakalım arkadaşlar. Öne çıkan hisseler. Yani, tamam. Şimdi Türkiye'de banka endeksi eksi gözüküyor. Sanayi endeksi eksi bir yapmış gözüküyor. Bilmiyorum, anlamadım. Sanayi endeksi eksi bir yaptı gözüküyor ama benim burada hisselerime baktığımda eksi birlik bir şey yok yani. Artı 3, artı 4 yani bunlar. Yani biri 7, biri 5, biri 5. Bir de şöyle mesela CMTS'de 2,5 kat hisse var. Yani iki tane şu alttaki 1, 2, bir de bunu topla. Bunların hepsi kadar burada bir tek hisseler yatırımım var. Şu 3 hisse. Mesela şunlar birazcık daha fazla olanlar. Kimisinde daha çok, mesela bunda daha fazla var. Bu bundan daha fazla. Mesela bunda da var. Yani ya yazıyor zaten altları. Bunda da biraz fazla var. Bunlar biraz fazla olan hisseleri. Dolayısıyla bunlar %5, %7 yaparsa yani bu eksi birin hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi sanayi endeksi eksi bir diyor ama bu büyük büyük hisselerde eksi bir gözüküyor. Yani bizim burada incelediğimiz yani şey hisseler hep gitmiş. Bakın bu ikinci derecede almayı beklediğimiz hisseler. Yani burada şey var. Vakko da var. Evet. Bunlar mesela, bunlar da beklediğimiz. Kartek'e ekledim arkadaşlar. Kartek'tik diyor. Ama üstten kırmızı yapmış. Yani ben ekledim, gitmeye başladı. Ondan sonra şey ekledim. Kartek, Arsan. O da gitmeye başladı. Yani hemen ekler eklemez gitmeye başladı. Yani ben zaten, bunlar böyle bir şey ki yani bir anda karar veriyorsunuz. O an giriyorsunuz. Bir gün, 2 gün sonra hemen hareketleniyor bunlar da. Satın alma yapmadım yani şu an. Bir de kısaca Amerikan piyasalarına bakalım. Kısaca oradan da abi, çünkü orada da yatırımlarımız var. Ne olmuş buradan? Eksi gözüküyor. Dow Jones artı gözüküyor. Neyse, önemli olan bizim hisseler. Bizim hisseler kimisi %10, kimisi %9, %5, yani %1 var ama. Yani bu, yani şu rakamlar bir günde benim yaptığım zararın hepsini kurtardı. Artı pozitife geçirdi arkadaşlar. Burada Facebook'ta demiştik biz birazcık daha bekleyin, bizi birazcık daha düşün demiştik ama bizi beklemeden ne yazık ki %17 yükseldi. Takip ettiklerimiz çok sert yükseltti zaten. Bunlar da yükseltti. Bizim kendi elimizde tuttuklarımız da yükseldi. Yani iyi bir şey vardı Amerikan piyasasında. Yani artık düşme sonlara yakınız demiştik. İşte oradan bir tepkiler geliyor. Nasdaq'a bakalım. Aslında tepki de değil bu. Daha çok cılız bir tepki ama Nasdaq'ta. Bugün iyi gitti. Dow Jones'a bakalım. Evet, bunun tepkisi biraz daha iyiydi. Yani Amerika'da iyi gidiyor bugün için. İyi diyelim, iyi olsun. Bizim Türk borsamız eksi bir gözüküyor ama bizim hisselerimiz eksi bir ile alakası yok. Şimdi de burada ucuz olan hisseleri çekmeye çalıştım. Çekemedim. Neden çekemedim? Yani bugün sisteme eklemişler ama sistemin veri tabanını eklememişler. Yani tıklayınca gözüküyor ama ben veri çek deyince veriyi çekemedim. Neyse, en azından güzel bilanço getirenleri açıklamış olduk. Güzel bilanço getirenleri açıklamış olduk. En azından bugünün güzel bilançoları. Önceki günler açıklamadım. Bundan sonra belki güzel olanları böyle söylerim. 15-20 tane içinden bir iki tanesi güzel çıkıyor arkadaşlar. Belki bundan sonra anlatırız. Herkese iyi günler.